Türkiye ve Yunanistan çözüm için 61. kez masada olacaklar. Acaba bu görüşmenin sonrasında Ege'de neler yaşanacak? Ayrıntıları sizden alalım. Soruyu sorarken çözüm için masaya oturuyorlar dedin Pelin. Benim ilk aklıma gelen soru işareti burada. Yani Yunan tarafı acaba gerçekten çözüm niyetiyle, amacıyla masaya oturuyor mu? Şimdi bu sorunun cevabını vermek ve bu görüşmelerden neler çıkabileceğini, arkasından Ege'de neler yaşanabileceğine dair senin sorunu yanıtlamak için önce tarafların bu görüşmeler öncesi tutumlarını bir gözden geçirelim. Türk tarafı istikşafi görüşmelerde Ege'deki bütün soruların masaya yatırılmasını istiyor ve bu niyetle bugün İstanbul'da Yunan tarafının karşısında masaya oturacak. Şimdi Ege sorunları deyince ne akla geliyor? Onu biraz açmak lazım. Ege sorunları deyince akla denizde iki tarafında hava sahası, karasuları sınırları, bunlara ek olarak adaların silahlandırılması gibi bir takım bitişik ekonomik bölge gibi bir takım teknik konular söz konusu. Türk tarafı bütün bunları oturalım ve konuşalım diyor. Buna karşılık Yunan tarafı ne istiyor? Bu görüşmelerden hemen önce Yunan Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalara bakılacak olursa Yunan tarafı Ege'de karasuların konuşulmasına karşı, istemiyor. Ancak burada teknik bir detay var. Çok fazla ayrıntıya girmeden izah etmek isterim. Eğer karasularını konuşmazsanız birçok konuyu konuşamaz hale gelirsiniz. Mesela Yunanistan dünyada karasuları ve hava sahası aynı genişlikte olmayan tek ülke. Yani hava sahası 10 milken karasuları 6 mil. Halbuki Chicago Sözleşmesi'ne göre hava sahası kara sahasının bitiminden çıkılan dikeyle saptanır. Yani ez cümle daha fazla kafa karıştırmadan Yunanistan'ın Ege'de hava ve kara sahalarının 6 mil olması gerekirken farklıdır. Şimdi eğer karasularının konusu gündeme gelmeyecekse diğer konularda zincirleme olarak sorun yaşanacaktır. O zaman işte arama kurtarma çalışmaları falan filan onlar bile sorun olacaktır. Çünkü arama kurtarma çalışmalarını hangi ülkenin karasularında yapıyorsunuz? Çünkü onun egemenlik hakkı olacak, onun müdahale hakkı olacak. Şimdi bu işin birinci tarafı. Gelelim ikinci tarafına. Yunan tarafı bu görüşmelerden evvel pek de iyi niyetli olmadığını karasularla ilgili başka bir açıklamayla da gösterdi. Yunanistan malum üç tarafı Türkiye gibi denizlerle kaplı olan bir ülke ve ülkenin bize göre batısında İonya Denizi var ve İonya Denizi'nde Yunanistan karasularını 12 mile çıkartma kararı almıştı. Şimdi bu Türkiye'yi birinci dereceden ilgilendiren hatta hiç ilgilendiren bir husus değil. Çünkü orada bizim herhangi bir komşuluğumuz yok. Bu 12 mile çıkartıldığı takdirde kimleri ilgilendirir, nasıl ilgilendirir? İlgili ülkelerin vereceği tepkiye bağlıdır. Ancak Yunan tarafı bir adım daha öteye giderek Girit tarafında da 12 milden bahsetmeye başladı. Şimdi eğer Girit'in doğusunda da şöyle gözünüzün önüne getirin Girit'i, tam Ege ile Akdeniz'in bitiştiği nokta olarak tabir edilebilir. Eğer burada adanın doğusunda da karasularını 12 mile çıkarırsa o takdirde hem Türk-Libya Deniz Anlaşması ihlal edilmiş oluyor hem de tabiri caizse Ege'ye girmek isteyen gemiler, deniz taşıtları bir şekilde Yunan karasularından geçmek durumunda kalacak. İşte bütün bunlar nedeniyle bugün masaya otururken Yunan tarafının niyetinin pek de öyle hani çözüm odaklı olduğunu düşünmüyorum. Bir şey daha söyleyeyim, eğer 12 mile çıkarsa, eğer ki Ege'de de 12 mile çıkaracak olursa, 6'dan 12 mile çıkaracak olursa, Türkiye bunun cevabını casus belli olarak değerlendirmişti. Casus belli Latince bir ifadedir, ibaredir ve savaş nedeni anlamına gelir. Dolayısıyla şimdi bu görüşmelerde Yunanlar karasularını konuşmayacaklarsa, Girit'in doğusunda karasularını 12 mile çıkartmaktan bahsediyorlarsa, şöyle toparlayabilirim. Bu görüşmelerden hiçbir şey çıkmaz. Nasıl daha evvelden 60 görüşmeden bir şey çıkmadıysa 61'inden de bir şey çıkması benim açımdan şu anki şartlarda bir mucizedir. En fazla hadi bir sonraki turda yeniden bir araya gelelim mutabakatı belki bir sonuç olarak değerlendirilebilir ama yetmez. Peki o zaman şu soruyla devam edelim. Yunan tarafının böyle davranmasının nedeni nedir? Evet. Şimdi Atina şu hesabı yapıyor. Türkiye Batı ile ilişkilerini düzeltme yolundadır. Yunan düşünce tarzıyla anlatıyorum. Hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Avrupa Birliği ile ilişkilerini yumuşatmaya çalışıyor. O zaman şu anda bize karşı elini çok fazla sert tutamaz. O zaman işte eğer bir herhangi bir ödün alınacaksa zaman bu zamandır. Yunan tarafının düşüncesi bu. Ancak gözden kaçırdıkları bir şey var. Bu 60 tur boyunca Yunanistan'da iktidarlar değişti, geldi, geçti, gitti. İstedikleri kadar
bir ödüm peşinde olsunlar. Biraz evvel de söylediğim gibi Türkiye Ege'de karasularından, hava sahasından, kıta sahanlığından, bitişik ekonomik bölge, velhasıl bütün bu teknik ibarelerden hiçbirinden, hiçbir başlıktan ödün veremez. Veremeyeceğini nerede belli etmiştir? Biraz evvel de izaha çalıştığım gibi kasus belli, savaş nedeni sayarak. Eğer Yunanistan'ın arzu ettiği tırnak içinde çözümlere ulaşılacak olursa, o zaman neredeyse İstanbul'dan İzmir'e ya da İzmir'den Antalya'ya gitmek için bir Türk teknesinin Yunan karasularından geçmesi gerekiyor. Yunanistan istikşafi görüşmeler öncesindeki pozisyonunda diretmeye çalıştıkları dünyada hiçbir yerde olmayan şeyler. Yani Meis Adası gibi Antalya'nın hani neredeyse iyi yüzen insanların yüzerek gideceği mesafede olan bir yere karasuları uygulamaya kalkarsanız, o zaman değil Antalya'dan İzmir'e çıkmak, zaten Antalya limanından açılmak bile mümkün olmayacak. Çünkü açıldığınızdan Yunan karasularına gireceksiniz. Dolayısıyla karasularını görüşmüyoruz, görüşmek istemiyoruz dedikleri an, eğer ki bugün masada bir taktik değişikliği yapıp görüşmeyeceklerse, o zaman bu görüşmelerden hiçbir şey çıkmaz. 60 görüşme nasıl sonuçsuz kaldıysa 61'i de sonuçsuz kalır. Şundan toparlayıp bağlamak istiyorum. Avrupa Birliği de tabii bu istikşafi görüşmeleri Türk-Yunan ilişkilerini yakından izliyor. Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı'nın Şubat sonu, Mart başı gibi Türkiye'ye gelmesi söz konusu. O görüşmelerde Türk tarafı biz elimizden geleni yapıyoruz ama karşı tarafın görüşmeye, konuşmaya, anlaşmaya, uzlaşmaya niyeti yok demesi Yunanlar için yapıcı bir tutum olmadığı gibi Türk tarafının elini güçlendiren bir unsur olacak. Bir de şunu ekleyip öyle bitirelim. Yunan tarafı bir taraftan görüşmeler vesaire diyor. Beri taraftan da Fransızlarla önce savaş uçakları alımı için anlaşmıştı. Şimdi de deniz kuvvetlerini güçlendirmek için savaş gemisi alımları için masaya oturuyor. Yani Yunanistan'ın ekonomik krizle boğuştuğu bir ortamda bu silahlanma çabaları hem Yunan halkının yararına değil, hem Türk-Yunan ilişkilerine yararı yok, hem de bölgeye bir katkısı yok diyorum ve sözü tekrar sana bırakıyorum. Sayın Akgün, çok teşekkür ediyoruz. 60 kere masaya oturuldu. Türkiye her zaman masada çözümden yana oldu ama 61. kez Atina yönetimi yine aynı şekilde devam ederse çözümsüz kalacak özetini çıkarıyoruz anlattıklarınızdan. Sağ olun bir kez daha.